Ama maymuncuk öyle değil. Her yerde olmaz çünkü. Tamam. Gözlere bakıyoruz, yenik evet. Var ise. İşte maymuncuya ilaç kullanırsa ne zarar ederiz? Var mı bir zararı? Zaten ama bakın bu uygulamaların başta da geçen hafta siz yoktunuz değil mi? Yoktunuz. Şimdi doğaya gelişi ben güzel. Ben çalda iştirak ettim size aynı şeyde. Gelişi güzel doğaya dedik ilaç atmanın ne gibi zararlar var? Bir cebine zarar, iki doğaya zarar. Doğada birçok faydalı böcek var. Bir doğal denge var. Bunu bozarak biz zarar veriyoruz. Şu anda gereksiz bir mesela maymuncuk ilacı attığınız zaman doğada birçok faydalı böcek var. Onları öldürmüş oluyoruz. O da bir nevi bize zarar. Evet. Şimdi gelelim ilaçlama konusuna arkadaşlar. Şimdi biz bunu sunularla anlatıyoruz. Salonda yaptığımız zaman burada şimdi sunu olmadığı için anlattıklarımı biraz dikkatli dinlerseniz önemli çünkü. Şimdi zirai ilaç diyoruz. Ağzımızı böyle alıştırmışız. Zirai ilaç. İlaç nedir? İlaç devadır. Yani bir hastalığa çaredir. Aslında zirai ilaca bence ilaç denmemeli. Zirai zehirdir. Ha bizim bize musallat olan bir hastalık ve zararlıya karşı kullandığımız için bunu biz ilaç olarak ağzımıza belki bu bir pazarlama yöntemi olarak böyle oturdu piyasaya ama şunu unutmamalıyız. Kullandığımız kimyasallar, preparat diyoruz biz onlara genel olarak. Hiçbir zaman bir ilaç değil, her zaman bir zehirdir. Bunu ancak uygun zamanda, uygun hastalık ve zararlıya karşı uygun dozda atarsak ancak bundan bir çare, bir istifade etmiş oluruz. O zaman bir deva elde etmiş oluruz ki, o zaman belki ilaç denilebilir. Ama unutmamamız gereken, kafamızın köşesinde daima bulunması gereken bir şey var. Kullandığımız kimyasallar her şeyden önce bir zehirdir. Ve yanlış uygulamalar, zamansız uygulamalar, başta cebimize dediğimiz gibi zarar, iki doğadaki canlılara, doğadaki dengeye zarar. O yüzden ilaçlarımızı kullanmaya karar vermeden önce, işte rastgele ya ben atayım da garanti olsun mantığıyla hiçbir zaman ilaç kullanmıyoruz. Tamam mı? Hastalığı göreceğiz diye. Evet, başarılı bir mücadele için, tamam mı? Lazım olan unsurlar var. Bunları biraz sonra size tek tek sayacağım. Ama bundan da önce bizim karar vermemiz gereken önemli konu şu. Bizim başımıza musallat olan hastalık veya zararlı etmeni neyse bunun için bir ilaç gerekli mi? Bize ekonomik zarar oluşturacak bir eşiğe gelmiş mi o zararlı veya hastalık? Değil mi? Mesela